Selam sevgili kardeşlerim. Çok iyi bildiğiniz bir hadis-i şerif ama çok müjdeli olduğu için onu size bir kere daha okuyup hatırlatmak istedim. Ben her okudukça bayılıyorum buna. Gönlüm istedi ki siz de bayılasınız sevinçten. Ebu Zer radıyallahu anh, malum büyük bir sahabi efendimiz. Efendim macerası da çok meşhur. Geçelim bunları, sözü uzatmayalım. Diyor ki, Eteytün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize geldim. O daha evvel Mekke'de peygamberimize gelmiş, büyük bir imtihanla bulmuş, iman etmiş, sonra insanlara bunu açıklamış, bir güzel dayak yemiş, sonra gene açıklamış, gene dayak yemiş. Peygamberimiz ona, gıfarlısın sen git kavmine otur, bizim bu işi aleniyete vurduğumuzu duyunca, benden sana haber gelince geri gel demiş. Sen burada dayak yiyip duracaksın. Öyle yiğit bir sahabe efendimiz. Peygamberimizin Medine'ye hicretini duyunca efendim hemen yola düşmüş. Peygamberimizi orada bulmuş. Bir daha da bırakmamış. Diyor peygamberimize geldim. Ve aleyhi sebebun abyad ve huve naim. Üzerinde beyaz bir elbise vardı. Uyuyordu diyor peygamberimiz. Sümbe eteytuhu fakat istay gaza, sonra tekrar geldim, baktım, uyanmış. Fekale dedi ki, مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَٰلِكْ اِلَّا دَخَلِ الْجَنَّةِ Hiçbir kul yoktur ki, yürekten, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ desin, Muhammedun Resulullah da buna eklenecek. Sonra bu iman ile ölsün, mutlaka cennete girer. Bu iman onu, bu mübarek söz onu cennete girdirir. Kultu ben dedim ki ve in zena ve in saraka zina etse de hırsızlık yapsa da mı? Yani bu adam böyle demiş ama Müslümanlığın bir kısım vazifelerini yapmamış, haramlardan kaçınmamış. Ve en büyük günahlardan zina, hırsızlık. Bunları yapsa da mı dedim. Hatırlıyor musunuz? Bir sohbetimizde Ebu Hureyre Efendimiz'in göğsüne bir yumruk vurup oturtturmuştu Hazreti Ömer Efendimiz. Sonra da Peygamberimizin yanında mahcup olmuştu. Ya Resulallah böyle söyleme. İnsanlar sizin böyle kim yürekten, canı gönülden, ihlas ve samimiyetle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse cennete girer, sözünü duyarlarsa namazı terk eder, orucu terk, ameli terk ederler. Ya Resulallah böyle söyleme demiş, peygamberimiz anlatmıştık. Peki öyle olsun demiş, sonra gene söylemiş. Ya Resulallah ameli bırak. Bırak demiş peygamberimiz. Hakikat budur söylüyorum. Yani ameli bırakırlarsa bıraksınlar anlamına gelmez de. Ama hakikat bu. Evet. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kul Cenab-ı Allah'ın rızasını kastederek La ilahe illallah der ve bu iman ile ölürse cennete girer deyince Ebu Zer çok böyle amele dikkatli bir sahabi, disiplinli bir sahabi diyor ve in zena ve in saraka zina etse hırsızlık yapsa da mı ve in zena ve in saraka zina da etse hırsızlık yapsa da diyor Peygamberimiz. Kurtu ben tekrar sordum. O da anlaşılır bir şey ama sordum işte. Ve in zena ve in saraka zina etse de hırsızlık yapsa da mı? Gale peygamberimiz buyurdu ki ve in zena ve in saraka zina da etse hırsızlık yapsa da. Kurtu ve in zena ve in saraka zina etse de hırsızlık yapsa da mı? Peygamberimiz buyurdu ki ve in zena ve in saraga zina etse de hırsızlık yapsa da ala rahmi envi Ebu Zer, Ebu Zer'in burnu yere sürtülmesine rağmen diyor. Yani Ebu Zer'in karşı gelmesine rağmen manasını adı bu. Ebu Zer istemese de Allah böyle yapacaktır dedi diyor. Ebu Zer Efendimiz yaşadığı sürece bu olayı anlatırmış ve hadisin hepsinin hadisi bitirdikten sonra kendi kendine dermiş. Ebu Zer'in burnu yere sürsüse de
İstemese de Allah onu cennete sokacak demiş. O günün bir hatırası olarak. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifi Buhari 5827 numarayla rivayet etmiş dersek, diğer rivayet eden birçok efendim kitapların adını vermemize gerek kalmaz. Buhari demişlerdik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya bunu günde 1000 defa derseniz yürekten, samimiyetle, oturursa kalbinize, yanarsa yüreğiniz, oradaki alevlerin buğusuyla gözleriniz demlenirse, tenhalarda Allah sevgisinden yaş akıtırsanız, bırakın daha cennete gitmeden mahşer meydanında Allah'ın arşının gölgesinde gölgelensiniz inşallah. Sağınızda peygamberler, sonunuzda sıddıklar, şehitler, salihler, aziz bir misafir olarak. Ne duruyoruz değerli kardeşlerim? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyelim her daim. Allah bu iman ile yaşasın, bu iman ile öldürsün hepimizi de. Hoşça kalın ve selam.